Kemal Öztürk Benim ülkem, benim cumhurbaşkanım. Bazı anlar vardır ki, insanın ülkesi ve onu yönetenlerinden çok büyük beklenti içine girer. Bunlar genellikle kriz anlarıdır. İşte öyle bir anda hissediyordum kendimi. Kaşıkçı cinayeti sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir krize dönüşmüştü. Dünyanın birçok ülkesinden gazetecilerin sorularına muhatap oldum ama en etkileyicisi El Cezire'de katıldığım canlı yayında Avrupa'dan katılan Suud rejim muhalifi bir gazetecinin söylediğiydi. Yabancı gazetecilerin merak ettiği konu. Suud herkesi parayla susturdu geçmiş dönemde. Korkumuz o ki Türkiye ile ticari anlaşmalar yaparak bu cinayetin üstünü örtmesidir. O zaman ülkenizde yaşayan tüm muhaliflerin hayatı tehlikeye girer. O zaman Türkiye açlıktan ölse bile Parayla susturulamaz. Bu cinayetin sonucu kime dayanırsa dayansın, sonucu ne olursa olsun peşini asla bırakmayacağız demiştim. Benimki temenniydi tabii. O tarihe kadar Erdoğan konuşmamıştı hiç. O gazetecinin endişesini daha sonra birçok kişiden okudum ve dinledim. Bu konuyu Cumhurbaşkanlığı ekibine ve devlet yetkililerine de ilettim. Dün aklında bu konuda sorusu olan, endişesi olan herkesin Erdoğan'ı dikkatlice dinlediğini biliyordum. Ben de öyle. Herkes cesedin nerede olduğunu açıklamasını beklerken ben Erdoğan'dan Türkiye'nin asla bu olayın üstünü örtmeyeceğine dair dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj vermesini bekledim. Erdoğan'dan dünyaya güçlü mesaj. Hesap verecekler. Ve Erdoğan çok kuvvetli, tereddütsüz, diplomasinin ve siyasetin ustalıklarıyla dolu konuşmasında Türkiye'nin asla parayla satın alınamayacağını, bu cinayetin emrini veren her kimse, kimlerse onu bulana kadar da durmayacağını tüm dünyaya duyurdu. Böyle bir soruşturmanın adil bir heyet tarafından yapılması çok önemlidir. Diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor. Türkiye olarak takipçisi olacak kendi ve uluslararası hukukun yerine getirilmesini sağlayacağız. İnsanlığın vicdanı ancak emri verenden uygulayana kadar herkesten hesap sorulması halinde mutmain olacaktır. Muhteşem cümleler. O esnada işte benim Cumhurbaşkanım, işte benim ülkem budur diye gururla içimden geçirdim. Eminim sadece benim değil, birçok mazlumun, mağdurun ülkemize sığınmış insanların da gözleri dolmuştur. Erdoğan'ın söylemediği ama benim satır aralarından okuduğum şeyi de ekleyelim. Bu cinayeti işleyenler suçüstü yakalandı. Şimdi hesap zamanı. Prens Selman ona yardım eden Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır ve Amerika'daki işbirlikçileri de hesap verecek. Ya kendi istekleriyle ya da zorla. Bu toprakları eman yurdu bilip bize sığınan insanlardan birini öldürenlerin burnundan fitil fitil getiren, yaptığına yapacağına pişman eden bir devlet herkes için güven vericidir, gurur vericidir. Bu devleti yöneten Cumhurbaşkanımızın duruşu, olayları yönetişi, kararlılığı, hukuk ve vicdanın sesini yükseltmesi ise ayrıca gurur duyulması gereken bir taraftır. Kaşıkçı soruşturmasını işin ehli yönetiyor. Amerika'dan Avrupa'ya, Arap dünyasından Asya milletlerine kadar herkes bir kez daha gördü ki Türkiye kadim ve güçlü bir devlettir. Onu yöneten Cumhurbaşkanı da ülkesine layık bir tavır sergilemiştir. Bu olayda gurur duyduğum ikinci hususta Kaşıkçı cinayetinin soruşturmasını ve iletişimini yöneten ekiptir. İstihbarat, diplomasi, emniyet, savcılık ve iletişim ekibi daralmış göğsümüzü kabartan bir başarı gösterdi. Kim olduklarını, isimlerini hiç araştırmadım. Çünkü burada bir devlet aklının, bir ortak aklın, uzman bir zihnin yani liyakat ve ehliyet sahibi kişilerin işi yönettiğini fark ediyordum. Dün Ankara ile görüştüğümde bu ekipten bazılarının isimlerini tesadüfen öğrendim. O zaman dedim ki, işte işi ehline, uzmanına verirsek, devlet aklını kullanırsak ve soğukkanlı hareket edersek böyle başarılı oluruz. O arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. AK Parti ilk yıllarındaki gibi özgürlüğü savundu. Cumhurbaşkanımızın konuşmasının ikinci bölümü ayrıca etkiledi beni. Birden beni AK Parti'nin ilk yıllarına götürdü. O zaman vesayet merkezlerine, bizi köhne siyasi gömleklere sokmaya çalışanlara karşı çetin bir mücadele veriyorduk. O zaman yargısal vesayetlere, güç odaklarına, oligarşik bürokrasiye karşı direniyorduk. O zaman tek parti zihniyetinin, katı ideolojilerin ve özgürlük karşıtı güçlerin saldırısına karşı mücadele ediyorduk. Erdoğan af konusunda, andımız konusunda konuştukça o günlere gittim. AK Parti ilk 10 yılını bu ülkenin demokratikleşmesi, bireylerinin özgürleşmesi ve milletin ayaklarından prangaların çıkarılması için mücadeleyle geçirdi. Bu uğurda çok çaba gösterdi, çok bedel ödedi. Şimdi o biri olan, andımızı bize dayatmaya kalkan bürokratik oligarşinin ve onun siyasetteki benzerlerine karşı Erdoğan eski günlerdeki gibi kükredi. Bizim için en güzel ant, İstiklal Marşı dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız. Gurur duyduğum ülkem ve cumhurbaşkanım, üstüne af konusundaki etik duruşunu, ahlaki ilkesini bir kez daha kararlılıkla yine vurgulayınca, bir daha dedim ki, işte benim partim ve benim genel başkanım budur. Anlayacağınız sadı günü benim için her açıdan gurur vericiydi. Bu sütunda zaman zaman yanlışlarını eleştirdiğim AK Parti'nin doğrularını alkışlamak, onunla gurur duymak ve canla başla yardım etmeye çalışmak da boynumuzun borcudur. Yeter ki benim cumhurbaşkanım, benim partim ve benim ülkem hep böyle olsun. Canımız feda. Kemal Öztürk Yeni şafak